Tchau, herkese merhaba. Kızılcık Şerbeti dizisi ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bugün Akademisyen ve Gazete Duvar yazarı Aylin Dağsal Güler'le Kızılcık Şerbeti'ni konuşacağız. Kızılcık Şerbeti böyle ikinci sezonuyla devam ediyor ama hani popülerliğini yitirmesi beklenirken tam tersi her cuma akşamı, cumartesi günü hala gündemimizde. Kızılcık Şerbeti neden hala bu kadar popüler? Kızılcık şerbetini ben de e, ee söylene söylene her hafta izliyorum. E, kaçırdığım zaman mutlaka cuma akşamı televizyon ekranının karşısında değilsem YouTube'dan izliyorum ertesi gün. E, vazgeçemiyoruz e, çünkü Kızılcık Şerbeti açtığı yolda aslında bir ilkti. Bir ilki yaptı ve toplumdaki bugüne kadar ekranda pek de gösterilmeyen, en azından bu şekilde gösterilmeyen iki farklı alanı birbiriyle çatıştırdı. Yani biz bütün hikayelerde bir çatışma izleriz. İşte bu çatışmanın en temelinde işte kadın erkek vardır, zengin yoksul vardır. Bütün çatışmaların ekrandaki temelinde sınıfı görürüz. Mutlaka bir sınıf çatışmasını görürüz. Ama buradaki bu seküler ve muhafazakar olarak tarif etmeye şu anda artık iyice alıştığımız bu iki alandaki çatışma İlk defa Kızılcık Şerbeti ile ekrana geldi ve orada karakterlerin bunu temsil eden bu tarafları, bu alanlardan çıkan karakterlerin birbirleriyle ilişkisinde acaba ne olacak diye çok merak ettik. Mesela Kızıl Goncalar da benzer bir alandan yürüyor diyebiliriz ama orada karakterler değil, orada sosyal olarak daha derin bir çatışma, toplumdaki farklı alanların çatışması var. Burada karakterleri sevdik, karakterlere bağlandık, onlara kızıyoruz, onların değişimine, dönüşümüne kızıyoruz ama acaba bu hafta ne olacak diye izliyoruz. Aralık ayında en son gazete duvarda Kızılcık şerbeti üzerine yazmışım ve o yazıya şimdi tekrar geri dönüp bakınca orada şöyle diyorum tenis maçına benzetiyorum izlerken bazen diye hangisi kime laf atacak ve acaba toplumda belki gerçekte artık var olmayan bu çatışma alanı nasıl ele alınacak ve kim kazanacak diye yazmışım Orada kazananları daha çok seküler taraf olarak aslında ben düşünmüştüm ama şimdi öyle düşünmüyorum. İşler değişti. E bu popülerliğin dışında zaten e, Ömer, Kızıl Goncalar gibi dizilere de yol açtı diyebiliriz Kızılcık Şerbeti. Evet e, Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut başka bir programda kendisine de yol açan, Yapımı bir başkadır olarak tarif ediyor. Bir başkadırdan sonra aslında bu alanlar, bu konular televizyon ekranına da dijital ortamdan taşınmalı diye düşündüm diyor. Evet sonrasında Ömer, sonra Kızıl Goncalar, belki ileride daha başka işler de göreceğiz. E, toplumdaki bugüne kadar ekrana gelmeyen hem kesimleri hem de durumları e, taşımış oldular. Şu an ikinci sezonda dizi. Hatta ikinci sezonun yarıladı neredeyse. İlk sezondan bu sezona neler değişti? Karakterlerin dönüşümü nasıl oldu? Sanırım en değişimine e, izleyici olarak kızdığımız karakter Nursema oldu. Çünkü Nursema bizi birleştiren bir karakterdi. Nursema'nın uğradığı şiddet aslında bütün kadınların bu ülkede uğradığı şiddetin bir karşılığı gibiydi. Bir de üzerine... E, Rütük'ten ceza alınca hepimiz ve diziyi izlemeyenler de daha önce diziyi izlemeye başladılar. E ama biz Nur Sema'nın güçleneceğini, daha kendi ayakları üzerinde duracağını düşündük. Bu biraz oluyor şu anda belki, sonunda olacak. Ama onun güvensizliği, yani mesela Amerika'da lisans eğitimi almış ve orada tek başına yaşamış bir insanın iş hayatına atılmadaki, güvensizliği bugüne kadar çalıştırılmaması ve istihdam alanına katılmaması da bir problemdir elbette. Bu birazcık böyle e, yeterince güçlenemiyor karakter dedirtti. E tabii beni üzen e, karakterlerden biri de yani başlangıcını çok sert yapmıştı ve hani bunlar her yerde cümlesi çok e, kırıcı, çok sert bir cümleydi. Kıvılcımı daha yine de özgür, bağımsız bu e, hatasıyla hesaplaşan, yüzleşen bir karakter olarak gördük. O bağımsızlığı da değişti ve bence ilginç bir karaktere dönüştü. Evet, şimdi neredeyse sevgilisi olmadığı bir bölüm yok Kıvılcım'ın. Evet, oysa ki onların ailesinde hep kadınlar var. Evet. Kadınlar bir arada yaşıyorlar. Sönmez Hanım, Kıvılcım, kızları, Çimen... Doğa işte geliyor, gidiyor, geldi. Şimdi tekrar gider belki. E, aşağıda alev var. Yani orada bir kadın komünitesi var. Ve onların o birlikteliği, dayanışması, Nursema için gösterdikleri dayanışma ya da Nilay'ın başı derde girdiği zaman ona karşı gösterdikleri dayanışma güzeldi. E, tabii o dayanışma halini de çok sevdik. Yani kadın dayanışmasını. Ama mesela orada da alev. ...kırılgan bir yapıda aslında... ...o dayanışmayı yıkmış oldu. Alev'in e, Rüzgar'la olan... ...birlikteliğinde kurduğu diğer kadına... ...eski sevgilisine karşı cümle... E, ...herkesin aşkı Alev'i... ...görene kadardır cümlesi. E, e hani nerede kaldı bu dayanışma nerede bu feminist yaklaşım dedirtti. Kızılcık Şerbeti en çok nerede izleniyor? En çok kim izliyor ve neden hala bu kadar izliyoruz? Kızılcık Şerbeti izlemekten vazgeçmiyoruz. Yani ilk sezondan itibaren reytingler aslında bu sezonu da kıyaslayınca yükseliyor. Ama bir taraftan da söyleniyoruz söylensek de izlemekten vazgeçmiyoruz. Acaba izleyici gruplarında bir değişiklik oldu mu? Yaş gruplarında ya da coğrafi olarak izleyen bölgeler değişti mi diye birazcık baktım. Bakarken de aslında çok sevdiğim bir arkadaşımdan Burak Sakardan destek aldım. Ve şaşırtıcı şekilde ne yaş gruplarında ne de izleyen bölgede bir değişiklik yok. Yani izleyicinin vazgeçmediğini, reytinglerin düşmemesinden zaten görüyorduk ama belki bir grup gidiyor, bir grup geliyordur diye düşünmüştüm. Hala tabii ki kadınlar, 45 yaş üzeri kadınlar çok izliyor ve hala en çok İzmir'de ve İstanbul'da izleniyor. Ben zaten her cuma akşamı yayınlanırken Twitter'da bakıyorum. En çok gördüğüm şey kadınlardan yapılan yorum. Bu hafta sondu, ben artık izlemiyorum diziyi. Ama her hafta gördüğüm bir şey bu. Burada bir de izleyici gruplarını düşünürsek, e, yani AB izleyicisi çok yüksek. Bu AB izleyicisinin tanımlanmasında tabii ki çeşitli sorunlar var. Geçerliğini hala e, nasıl kaybetmedi diye sorabiliyoruz. Hani bunun üzerine ben de çok yazıyorum, konuşuyorum. Ama mesela İzmir izleyicisiyle AB grubu gerçeğini eşleştirdiğimizde en azından oy verme davranışı anlamında daha seküler bir kesim var orada ve o seküler kesimin Kızılcık Şerbeti'nin daha fazla izlediğini yine iddia edebiliyoruz. E, dizi son olarak oyuncu değişimiyle gündeme geldi. E, Settar Tanrı canlandırdığı Abdullah Yunal karakterini Ahmet Mümtaz Taylan canlandırıyor artık. Siz nasıl buldunuz oyuncu değişimini? Burada böyle biraz taraflı biriyim. E, Ahmet Mümtaz Taylan'ı kişisel olarak çok severim. E, çok kıymetli e, bir oyuncudur. E, tabii ki e, i̇zleyici yadırgıyor ilk başta ama bu çok olan bu tip değişimler olur ve sonra izleyici de alışır. E, geçtiğimiz bölümden ve e, bugünkünün fragmanından e, gördüğümüz kadarıyla e, Abdullah Ünal artık biraz daha sert. Biraz daha Ahmet Mümtaz Taylan'ın belki daha e, güzel verdiği bir sertlikte bir karaktere dönüşecek. O da bizim alışmamızı sağlayacak. Senaryoda değişiklikleri yol açar mı peki Ahmet Mümtaz Taylan? Daha sert bir karakter olacak. O yüzden birazcık daha farklı bir ilerleme olabilir mi dizide? Ünallar ailesinin içinde bir değişime yani sertlikle bir e, otoriterlikle bir tutum değişikliğine yol açacağını tahmin edebiliriz. Ama senaryoya bu nasıl yansır bilmiyorum. Kızılık şerbetinin kadınlarını konuşalım biraz da. Doğa İlk sezonun sonunda böyle ortalığı kasıp kavuran, evden ayrılan bir karakterdi. Ama bu sezon neredeyse her bölüm ağlayan bir karaktere dönüştü. E, Kıvılcım'dan zaten bahsettik. Nursema da aynen öyle. Siz ne düşünüyorsunuz Kızılcık Şerbeti'nin kadınları hakkında? Ee, sanırım Kızılcık Şerbeti'ndeki en tutarlı, karakterler pembe ve nilay. Bir de sönmez hanım. Diğerleri çılgınca bir <laughs> değişime uğradılar. E, Tabi izleyici olarak hani o karakterden bir tutarlılık bekliyoruz. Çünkü bu dizideki bütün çatışmalar o karakterlerin birbirleriyle karşılaştıkları anda ortaya çıkan çatışmalar. Yani bir sosyal bir durumdan bahsetmiyoruz. O yüzden kızıl goncalardan da hani çok rahat ayırabiliyorum. E karakter de sürekli değişiyor ve iki bölüm önce ...ki yaklaşımını birdenbire kaybediyorsa E tabii ki şaşırıyoruz yani doğa beni çok şaşırtıyor. E, ama Alev de şaşırtmıştı zaten. Kıvılcım'ın kendini konumlandırdığı e, öğretmenlikten televizyon içindeki bir çeşit öğretmenliğe geçişinde de böyle... ...ya da biraz önce dediğiniz yıllarca e, kendi ayakları üzerinde durarak bekar bir anne olarak... ...iki e, çocuk yetiştirmiş, iki genç yetiştirmiş bir kadının sürekli e, erkek arkadaşlarının olması... Ee, bir yanlık bir boşluğunun bile olmaması o hani e, yani hayatta yalnız olmak da bir seçimdi ve e, o seçimin içinde de ayakta durulabilirdi hissini yok etmiş oldu. Burada biraz şaşırıyorum ama pembe ve nilay e, aynı tutarlılıkla kötülükler, entrikalar kötülüğe kötülük katmalar. Çünkü pembenin rüzgarla kurduğu kumpaslar ya da evdeki diğer çalışan karakterle kurduğu kumpaslar çok ilginç böyle bir güçlenme, başka türlü bir güçlenme temsiliydi. Bunlar devam edecektir. Çok kısa şeye de değinmek istiyorum. Çok merak ediyorum sizin de fikrinizi. Normalde hani dizilerde reklam olurdu. Hep görürdük dizilerde, filmlerde ama bunlar daha böyle hani ürün yerleştirme gibi yapılırdı. Kızılcık şerbesini artık başka bir boyuta ulaştı bu. Bölümün bir parçası halinde reklam. E zaten daha sonra çıklan ceza da aldı bu yüzden. Siz ne düşünüyorsunuz reklamlar hakkında? Kızılcık şerbeti'ndeki ürün yerleştirmeler birazcık gözümüze sokulan bir şekilde yapılmaya başlamış. Yani aslında ürün yerleştirme demek o hikayenin içinde yer alan bir reklam alanı demek. Yıllarca televizyonda bu yasaktı. E, o yüzden e, reklam süreleri kısıtlandıkça başka mecralar, başka yöntemler bulunmaya çalışılmıştı. Ve bir dönem sanal reklam izledik biz. Böyle bir anda görünen ve kaybolan reklamlar vardı. Sonra ürün yerleştirme televizyonda da yasal hale geldikten sonra aslında çok iyi örneklerini de görüyoruz. Ama nedense kızılcık şerbetinde tuhaf örnekler var. Mesela parke reklamı benim çok dikkatimi çekmişti. Çünkü evdeki çalışan hizmetli de parkenin değiştiğinden habersizdi. Bu hani bir koltuğun değişmesi anlamına gelmiyor. Parke değişimi büyük bir iş ve o sırada neredeydiniz? Herkes izinli miydi? Evde tadilatı verken görmediniz mi gibi tuhaftı. Ama rütün verdiği cezaya gelince e, rütün ürün yerleştirmeye izin verdiği yönetmelikte hani fazlası azı diye bir durum yok. Fazla belirgin diye hatırlıyorum cezanın evet. sebebini. Fazla belirgin az belirgin diye bir ceza olmaz. O yüzden o ceza çok yersiz ve altında burada aslında başka sebepler mi aramalıyız dedirten yine cezalardan bir tanesi bence. Kızılcık Şerbeti'nin kadınlarından bahsetmişken kadınların son bölümlerde işte nafakaya karşı olmaları, bir taciz davasında hani kadının beyanı esastırı birazcık arka plana atıp hani erkekler kapatılsına getirmesi falan da çok tepki topladı. Bu tepkiler için ne düşünüyorsunuz? Bu tepkileri ben de katılıyorum ilginç buluyorum aslında. Böyle hukuki meselelerde de sadece Kızılcık Şerbeti değil başka dizilerde de böyle çok yanlış yönlendirmeler oluyor. Bu bir dizi, bu bir kurgu elbette ama sonuçta burada danışmanlık da alıyorlar aslında. Yani hemen hemen her dizide eğer böyle mevzular varsa hukuki danışmanlık aldıkları ekipler var. Burada neden böyle yönlendiriliyor? Doğan'ın velayet davasında, boşanma davasında çok farklı şeyler gördük. Sonra bir de üzerine kadınları desteklemeyen eee söylemler ee, çok ilgi yani dikkat çekici ilginç geliyor bana çünkü biz kızılcık şerbetini hep beraber izlemeye başladığımızda Nursema için birleşerek izlemeye başladık. Yani bunun tam tersi bir söylem. Orada senaryoda neler dönüyor, nasıl karar veriyorları merak ediyorum. Son soruma geleyim. İlk sezonda dizi izleyiciyle buluşurken hep Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'yla bir rekabet içindeydi reytinglerde. Ama bu sezon aslında Kızılcık Şerbeti hep zirvede 3 kategoride de. Diğer dizilerle artık yarışmıyor mu Kızılcık Şerbeti? Kendi kendine mi yarışıyor? Cuma günü aslında rekabeti bol bir gün. Yani sonradan yeni diziler de geldi. Gaddar da geldi. Gaddar'ın reytingleri ve belki izleyici kitlesi farklı. Ee, Kızılcık Şerbeti evet Cuma gününün e, rakipsiz birincisi. Bir de şöyle bir fark oluştu. İkinci sezonda Yalı Çaplın ve Kızılcık Şerbeti beraber başlarken birisini, Nursema'yı destekler bir şekilde kapatmıştık ve yeni sezona başlıyorduk. Diğerinde ise tamamen artık böyle kadına karşı şiddetin çok bariz gösterildiği artık e, ...sahneleri sahneler izlemeye başlamıştık Yalı Çapkın'ın da. Yani oradaki iki başrol karakterinin bir türlü bir araya getirilememesi ve sürekli bir bağırış çağrış ya da fiziksel şiddete de varan durumların gösterilmesi aslında izleyiciyi rahatsız etti. Yalı Çapkın'ın izleyicisi son dönemde çok değişti. Yani bu son sezonda e, genç bir izleyicisi var. E, 25 yaş grubu mesela daha fazla izliyor. 45 yaş ve üzeri kadınlar kızılcık şerbetinde. Gençler biraz yalı çapkınında kaldılar ve izlendiği bölgeler de farklı mesela Kızılcık Şerbeti İzmir ve İstanbul'da izlenirken Yalı Çapkını o da İzmir, İstanbul ve bir sürü bölgede tabii ki izleniyor ama Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Yalı Çapkını kadar yüksek reyting alan bir iş yoktu. Bahar ve inci Taneleri reyting düzenini biraz değiştirdi. Gönül Dağı hala rekabetini güzel koruyor ama tabii ki Bahar'la beraber hani öncesinde de bunu konuştuk. Böyle bir Bahar geldi hepimize diye. Bahar bütün reyting sisteminde en yüksekte. Ee, kızılcık Şerbeti Cuma akşamında böyle devam edecektir. Çünkü Yalı Çapkı'ndaki tutarsızlıklar. Gaddar'ın, e, Gaddar şimdi biraz yükselecek gibi geliyor bana. İzleyicisini böyle biraz değiştirmeye başladı. Yeni oyuncular katıldıkça biraz daha hareketlendi hikaye. E, ama e, evet Cuma akşamları Kızılcık Şerbeti izlemek için insanlar ekranı açıyorlar akademisyen ve gazete duvar yazarı Aylin Dağsal Güyer'le Kızılcık Şerbeti'ni konuştuk. Haberlerimiz ve söyleşilerimiz Gazete Duvar YouTube kanalı yayınlanmaya devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.